Dışişleri Bakanı ve AK Parti hükümeti Gazze'yi korumak ve desteklemek için risk altında girmeleri ve İsrail'i arayı açmaya göz almaları konusunda eleştiriliyorlarmış hocam. Yazarların bir kısmı bu şekilde Dışişleri Bakanı ve AK Parti hükümetini eleştiriyorlarmış. Bu konuda kilitlenecektir. Yani bu konuda da çözüm olmaz. Bu konuyu çözecek olan da Mehdi'dir. İnşallah. Yani çünkü Mehdi'nin zuhurunda hem İsrail huzura kavuşacaktır. Uçsuz bucaksız bir rahatlık içerisinde olacaktır. Zenginleşecektir. Filistin tam özgürlüğüne ve güce kavuşacaktır. Ve bütün bölge cennet gibi olacaktır. İnşallah. Ne kavga, ne gürültü, ne anarşi, ne terör, ne şu, ne bu. Dindarların alabildiğine rahat olduğu, çok huzurlu yaşadığı güzel bir gün olacaktır. Yoksa mesela şu anki kitlenme, bu katlamalı devam eder. Yani bu çözülecek bir şey gibi pek görünmüyor. Ama yine de pek uğraşacağız yani inşallah bu özür dilemeler için. Aracı olacağız. Tazminat için aracı olacağız inşallah. Fakat Filistin'le olan çekişme, bu olaylar öyle duracak gibi, herhangi bir şekle şemayla girecek gibi pek görünmüyor. Ancak Mehdi'nin manevi kılıncıyla ortadan kalkacak. İnşallah. Onların beklediği Şiloh Mehdi ile bizim Mehdi'miz aynı. Bir tane vardır ahir zamanda Mehdi. İsa Mesih de ona yardımcı olarak geliyor. Yani vezir olarak. Vezirlerin en gözdesidir diyor zaten hadiste. Hazreti İsa Mesih için.